Yetiştirici yulaf ve avokado losyonu 133 gram safsu, 36 gram avokado yağı, 10 gram emulpul, 4 gram stearic acid, 2 gram sudaçözen yulaf yani koloide yulaf, 8 gram yulaf özü, 1 gram sodyum laktat, 2 gram koruyucu PCS ve isterseniz 3 gram yarım seni çikolata esansı. Merhaba Justine Sabun Atelier.com'dan. Bugün sizinle bir tane yatıştırıcı vücut losyonu yapmak istiyorum. Burada su var. Bu yeşil olan avokado ya. Üstte de biraz stearik koydum. Hepsi bir kapta tatlı. Burada emulpulver. Bir tane emulgator. Bunu da ilave ediyorum şimdi. Sonra yulaf... Suda çizen yulaf tozu var, yani koloidal oatmeal. Burada yulaf özü de var, bir korucu, bir sodyum laktat cilt nemlendirmek için ve isterseniz esans da kullanabilirsiniz, o sizin isteğinize bağlı. İlk olarak bunu eriteceğiz, bundan sonra devam çalışacağız. Yağlarımız eridi, şimdi dikkatli mikserle onu bir kez çekiyorum. Hava çıksın diye yan tutuyorum. Şimdi yulaf özü ekliyorum. Yulaf ekliyorum. Sodyum laktat da ilave edebilirim şu anda. Düşmesin diye. Esans ve korucu ancak soğuyunca ilave edeceğiz. Şu anda çok sıcak kaldı bunun için. Devam karıştırıyoruz. Yakın hava çıksın diye kontrol edelim de bu mikser biraz arıza yapıyor, ondan çok köpük yapıyor. Bu işte de sürekli de çalışmıyorum çünkü her yere sıçrıyor. Tamam. Onu yaklaşık 5 dakika soğutmaya bırakıyoruz, tekrar çekiyoruz, böyle sürekli çekiyoruz. Biraz mola bırakıyoruz, çekiyoruz, mola bırakıyoruz böyle iyi kıvam alabilmek için. Yaklaşık 5 dakika, 10 dakika soğutmaya bırakalım, tekrar çekeceğiz. Yaklaşık 5 dakika daha geçti, şimdi tekrar karıştırıyorum. Kap dişi elebilirim ama hala sıcak tarafta. Yani esans ve korucu için hala sıcak. Dediğim gibi 10 dakika daha büyük ihtimalle ihtiyaca bundan sonra onu elebiliriz, ilave edebiliriz. Losyon soğumak üzere. Neredeyse iyi kıvamı geldi. Şimdi biraz daha karıştırıyorum. Ve
ve hem kolacı hem esans hem kolacı ilave ediyorum. Şimdi esans olarak ben yarım sene çikolata kullanıyorum. Bu esans beğeniyorum nedense. Neden acaba? Ve bu esans hassaslığı için de uygundu. Onu da size haber vermek istedim. Şimdi ne kadar esans ilave edeceğiz? Aferin, yazmadım, not almadım. Şimdi 3 gramla çalışıyorum. Onu karıştırıyorum, sonra kurucu ilave edeceğim. Kurucu için de yeter kadar soğudu. İki gram kurucu ilave ediyorum. İyice karıştırıyoruz ve şişeye doldurabiliriz. Şimdi burada gibi böyle acayip köpüklü bir tane krem varsa böyle bir krem doldurmak istemiyoruz. Bu gibi mikser biraz ağzı yapmaya başladı. Bunu spatula önce karıştıralım. Şimdi dediğim gibi doldurmadan önce bunu karıştırıyoruz. Yani karıştırıyoruz değil, öyle hafifçe sosa hareket ediyoruz. Böyle bu köpük sönüyor. Şu anda görüyorsun krem hali bayağı sıvı. En son halinde yaklaşık 24 sonda alacak. Bu yüzden şu anda en son hali size henüz gösteremiyorum. Gördünüz köpük bayağı indi. Şişe doldurduktan sonra da onu biraz da vurabiliriz. Şimdi krem soğudu ama tamam oda sıcaklığı henüz değil. Krem doldurduktan sonra bunu tamam kapatmayalım. İçindeki buhar çıkabilirsin. Çünkü buhar her zaman hava gibi küfle için, yani bozulma için bir fırsat veriyor. Köpüklü olduğu için hep sızamıyor tabii ki şu an. Bundan tekrar biraz vuruyoruz. Biraz dinlemeye bırakıyorum. Bundan sonra kalanı dolduruyorum. Ama bu da zaten çok kadar kalmadı. Neredeyse sıra. Umuyorum bu proje beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Ve bir proje ihtiyacınız varsa buyurun bana haber verin. Benden bu kadar bugün. Bye bye.